Şu anda Metropolitan Sanat Müzesi'nde erken Bizans döneminden kalma ve neredeyse gerçek insan boyutlarıyla aynı olan mermer bir büstü inceliyoruz. Büsteki kadınla adeta göz göze geldiğimi hissediyorum. Buradaki kadın figürünün dudaklarını büktüğünü ve gözlerinin ileri doğru baktığını görüyoruz. Bu figürün tarihte yaşamış bir kadın olduğu izlenimine kapılıyoruz. Bu kadın hakkında daha fazla şey öğrenmek istersek İpuçlarını takip etmemiz yeterli. Öncelikle elinde bir parşömen rulosu tuttuğunu görüyoruz. Buradaki parşömen detayı bugün kolaylıkla gözden kaçırabileceğimiz bir detay. Ancak antik ve orta çağda parşömen okur yazarlığı ve eğitimi temsil ediyordu. Bu da buradaki kadının okuyup yazabildiğini ve yaşadığı dönemde entelektüel biri olduğunu gösteren bir unsur. Bu aslında daha çok erkek figürlerde kullanılan bir işaretti. Ancak Polimnia gibi ilham perilerinin tasvirlerine baktığımızda, kadınların da parşömen rulosu tutarken sanat eserlerine konu olduklarını görebiliriz. Bu da elbette bize önemli şeyler söylüyor. Devam edelim. Bu kadının aristokratlar gibi giyindiğini, yani üzerinde uzun bir tünik olduğunu ve onun da üzerine şık bir kumaş parçası attığını görüyoruz. Şimdi figürün kafasındaki aksesuara da bakalım. Saçlarının yukarıdan oldukça sıkı bir şekilde toplandığını söyleyebiliriz. Ayrıca başını bir ipek parçası veya ipeğe benzer hassas bir kumaşla örttüğünü görüyoruz. Bunu da sanatçının kullandığı katmanlardan anlayabiliyoruz. Dikkat ederseniz kadının saçları kumaşın altından görünüyor. Saçlarını çok zarif bir biçimde şekillendirmiş. Belki de örgü yaptığını bile söyleyebiliriz. Ayrıca kadının saçlarını örtmesi gerektiği veya örtmek istediği sonucuna da varabiliriz. Bu o dönemde toplumda yaşayan Hristiyanların benimsediği tevazuyu simgeliyor olabilir. Bizans'ta o dönemdeki kadın figürlerine baktığımızda çoğunun saçlarının örtülü betimlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bunun neredeyse şeffaf bir örtü olduğunu da görüyoruz. Kumaşın altında kadının gür saçlarını görmek mümkün. Burada aslında oldukça sınırlı bir şekilde aktarılan sofistike bir durum var. Bu kadın lüks takılar veya ileriki yüzyıllarda Bizans imparatoriçesinin taktığı gibi bir taç takmıyor ama yine de varlıklı ve kültürlü biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu büstün kamusal alanda zamanında nasıl yer aldığını çok merak ediyorum. Örneğin nasıl bir amaçla kullanılmış olabilir? Heykeli incelediğimizde bazı rahatsız edici unsurlar olduğunu görebiliriz. Örneğin bu büstün sağ omuz kısmı yok. Bu da heykelin ilk olarak duvar süsü olarak kullanıldığı ve daha sonrasında duvardan düştüğü anlamına gelebilir. Yandan baktığımda buranın oldukça muntazam bir şekilde yontulduğunu görebiliyoruz. Figürün burun kısmının daha saraldığını görüyoruz. Yani şu anki halinin orijinal hali olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak heykelin günümüze ulaşan kısımlarının son derece iyi bir şekilde korunduğunu da ekleyelim. Yalnızca birkaç ufak çizik ve kabuklanma var. Onun dışında mermer heykel parlıyor ve karşımızda dolgun yanakları, badem gözleri ve derin bakışlarıyla güzel bir kadın figürü var. Gözlerinin içindeki boşlukların da orijinalinde cam parçasıyla doldurulduğunu söyleyebiliriz. Bu da heykellerde göz bebekleri ve irisin daha gerçekçi görünmesini sağlayan bir teknik. Aynı zamanda orijinal halinde diğer antik ve ortaçağ heykellerinde olduğu gibi kıyafetlerinin de renkli olduğunu söylememiz mümkün. Bu heykelin oldukça canlı ve gerçekçi bir havası olsa da ve klasik sanatla naturalizme işaret etse de ki buna parşömen tutma detayı örnek verilebilir, aynı zamanda Orta Çağ'da kullanılan soyutlamanın da ilk örneklerinden birini görüyoruz. Sanat tarihi açısından bu büstün bir kavşak noktasında konumlandığını söyleyebiliriz. Bu heykel, Roma'daki gerçekçi ve bireyselleştirilmiş büyük portre geleneğiyle, Orta Çağ'ın daha çok altın yaprak ve geniş göz gibi tasvirlerle bezeli kutsal figür ikonlarını içeren Bizans dünyası arasında bir geçişi temsil ediyor. Bu büste yanıtını hiçbir zaman bulamayacağımız pek çok detay da var. Örneğin bunun bir heykel bütününün bir parçası olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü figür hafif de olsa sağa doğru dönmüş. Önceki dönemlerde araştırmacılar bu heykelin bir büst çiftinin bir parçası olabileceği sonucuna varmışlardı. Yani karı kocayı tasvir eden bir çiftin parçası gibi. Ancak bunun mutlaka doğru olduğunu düşünmemiz için pek de sebebimiz yok. Çünkü o dönemden günümüze ulaşan bu şekilde heykel pek yok. Dolayısıyla bu heykelin büyük ihtimalle pek çok farklı figürün heykelinin bulunduğu bir bütün içinde halka açık bir yerde sergilendiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi de sırt kısmında sanki büstün duvara tutturulduğuna dair bir ipucu olması. Belki önceden duvara tutturulan bu büst sonradan düştü ve onarıldı. Evet, burada olası pek çok farklı senaryo var. Roma İmparatorluğunda uzun yıllar devam eden bir üç boyutlu kadın heykel geleneği olduğunu söyleyebiliriz. İmparatorluğun bir parçası olan ve toplumda önemli rol oynayan kadınların heykellerinin halka açık yerlerde sergilendiğini biliyoruz. Bu heykeller aynı zamanda cenazelerde ve hatta evlerin içinde de kullanılmış. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu heykel, o dönemki seçkin tabakadan bir kadını hem klasik naturalizm unsurlarını kullanarak hem de Bizans dönemi ilerledikçe görülecek olan gelişmelere değinerek betimlemeyi başarıyor.